Gülendam, hadi ben bir alışverişe gidip geliyorum, tamam? Ya ablam böyle olmadı, ben giderdim. Ay yok artık Gülendam, hangi işe bakacağını şaşırdın sen. İso ile ilgilen, ben hallederim alışverişi. Geç kaldım bak, öğlen oldu. Peki ablam, sen bilirsin, sen öyle diyorsan. Listeyi aldın mı? Aldım, aldım. Heh, tamam, tamam. Günaydın sevgili seyirciler. Günaydın. Bugün bir program hazırladım. Gülendam. Ama kaç kere dedim sana İso'nun yanında televizyonu açma diye. Ha, doğru. Ablam kusura bakma, aklımdan gitmiş ya. Tamam tamam, hadi kapat. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Bugünkü konuğumuz terk edilmiş, mağdur, hatta aşağılanmış bir kadın. Elif Güvener Tekin. Elif'ciğim. Öncelikle programımıza katılmayı kabul ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Asıl ben size teşekkür etmek istiyorum bu yaşadıklarımı anlatma fırsatı verdiğiniz için. Neler oldu Elif? Bir de senden dinleyelim. Ben hiç yaşamamam gereken, hiç hak etmediğim şeyler yaşadım. Biliyorsunuz Elif Hanım'ın eşi ünlü oyuncu Can Tekin. Can Tekin eski eşini düğününden kaçırdı. Olacak şey mi? Nasıl oldu? Anlat bize. Yani biz gerçekten mutlu bir çifttik Esen Hanım. Can zaten küçüklüğümüzden beri bana aşıktı. Bir de o Ayşegül denen kızın evlenmek üzere olduğu Murat Soykan da bizim çok yakın arkadaşımız. Ne? Nasıl yani? Çok ilginç. Dinliyoruz. Şimdi şöyle anlatayım. Can, Murat ve ben, bizler çocukluk arkadaşlarıyız. Can'la ben zaten eskiden beri birbirimizi seviyorduk ve neticesinde evlendik, sizlerin de bildiği gibi. Biz gerçekten mutluyduk. Ta ki o Ayşegül denen kız aramıza girene kadar. Murat'la olan arkadaşlığımız paramparça oldu. Ailemiz paramparça oldu. Yani hepimiz çok mutsuz olduk ve mağdur olduk. Ve her şey o Ayşegül denen kız yüzünden oldu. Her şey o kız yüzünden oldu. Evet seyirciler, Elif'in dramını dinlemeye devam edeceğiz. Kısacık bir reklam arası. Günaydın Özkan abi. Bir... Bana bir kilo yemeklik kıyma ama az yağlı olsun, tamam? Şuna bak ya, hiç yüzde kalmamış. İnsanda azıcık utanma olur be. Özkan abi. Gene kendi kendine konuşuyorsun galiba. Özkan abi, hadi kıymayı ver de gideyim, acelem var. Kıyma yok. Nasıl kıyma yok? Kıymamız kalmadı. Ayol nasıl kalmadı Özkan amca, her yer et. Sen kıymayı etten yapmıyor musun? Kaldı da sana kalmadı Ayşegül. Ne oluyor ya? Bu arada senden de hiç beklemezdim Ayşegül. Neyi? Vallahi çıldıracağım gerçekten. Özkan amca, iyi misin? Ha? Ay Allah Allah. Ben sana veresiye de takmıyorum bayağıdır. Ne bu havalar? Allah Allah. Hayırdır inşallah ya? Ya 10 yıllık kasabımdan azar yemediğim kalmıştı. Sinirlerim bozuk herhalde. Selim abi günaydın. Nilgün ablacığım maşallah çok güzel gözüküyorsun. Yıllar seni hiç eskitmiyor. Selim abim şimdi 2 kilo elma, 2 kilo armut tartar mısın? Tartı bozuk. Nasıl ya? 2 kilo tartı ver bana. Hemen ablacığım. Selim abi? Hani tartı bozuktu? Sana bozuk Ayşegül, sana bozuk. Allah Allah. Ne oluyor ya? Bütün mahalle toplandınız, bana cephe mi alıyorsunuz? Özkan amca ayrı havalarda, sen ayrı havalarda. Ne yaptım ben size canım? Allah Allah ya, Allah Allah. Yetim diye mahalleli olarak bağrımıza bastık. Temiz yürekli bilirdik. Asıl bunlardan korkacaksın. Vallahi ben de hiç beklemezdim, hem de hiç. Kaç yıldır da sanırım bir de. Olacak şey değil yani. Ummadık taş baş yararmış. Hadi sağlıcakla kal. Sağ ol ablacığım. Allah bereket versin. Gene bekleriz. Sağ ol.
yaşadıklarını dinledikten sonra neler hissettiğini tahmin dahi edemiyorum. Zor, gerçekten çok zor. Yani düşünün, kocanızın eski eşi kocanızı elinizden alıyor. Olacak şey değil. Pes yani. Aklım almıyor. Hayır, aklı, gönlü sende olsa senin yanında kalırdı. Haksız mıyım? İnsanların saadetini neden bozuyorsun? Ne hakla? Ağlat. Çok doğru söylediniz gerçekten. Ağlasın. Yani ünlü bir simanın eşi olarak zaten... Can aslında vicdanlı bir insandır. Ya onun vicdanıyla oynandı. Aklı karıştı. Ya o Ayşegül denen kız yaptı bunu. Her şey onun yüzünden oldu. Her şey o kız yüzünden oldu. Canım benim. Kadının kadına ettiğini var ya, kimse etmez zaten. Haksız mıyım? Ama Elif'ciğim, sen lütfen yüreğini ferah tut. Bak bugün bu yayında bütün Türkiye kimin ne olduğunu gördü. Kim haklı, kim haksız artık biliyor. Lütfen gönlünü ferah tut. Canlı yayınımızda yüreğini bize açan, tüm samimiyetiyle yaşadıklarını anlatan Elif Güvener Tekin'e çok teşekkür ederim. Elif'ciğim, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Şunu söyleyebilirim. Ben sevgili eşim Can'ı gerçekten seviyorum. Buraya lütfen. Ben sevgili eşim Can'ı gerçekten seviyorum. Tek söyleyebileceğim... Ayşegül aramızdan çekin. Ben de biliyorum ki Can Tekin artık bu karışık ilişki anına... Ne? Ne dedi o? Eşinin yanında. Çekil aramızdan falan mı dedi? Ayşegül mü dedi? Bana mı dedi onu?